Artık o kadar çok şeyi kafama takmıyorum önceki gibi. Bence sen istememişsin. Anlık o an vermiş olduğum bir karardı diye düşünüyorum ben artık. Ya sorunlar çözüldü. Uzun uzun konuştuk. Jüriyle olsun, Öykü Hanım'la olsun, yarışmacı arkadaşlarımla olsun. Şu an daha huzurluyum, daha rahatım. Ve fazla düşünmeden kombin yapıyorum. Şu an gerçekten gündelik hayatımda ne giyiyorsam onu da giyiyorum. Önceden kafam çok karışıktı. Yok bu ayakkabıya bu yorumu yaptılar, bu kıyafete bu yorumu yaptılar derken kötü kombinlerle çıkıyordum açık söyleyeyim. Artık kendi tarzıma göre giyinmeye karar verdim. Ondan dolayı çok iyi gidiyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah biz nazar değdirmeyelim o zaman. Aynen bu modda gidersen bence gayet güzel gidecek. İnşallah. Taç gelir mi bu hafta? Bilmiyorum. İnşallah bir de ben taç alayım. Oldu. Başka çay kahve. Ah. Evet, Allah, buyurun. Gerçekten çok ilginç. Bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söylemek istiyorum ama hemen bitireceğim. Biri şey yazıyor. Ben bu konuya çok takıldığım için Styling Hanım'ın profiline bir bakın. Hala Nazlı'nın kombinlerini yayınlıyor diyor. Ya keşke o Styling Hanım bize bir telefon bağlantısı yapsa. Ben o konuya hala haftaya çok bakalım o görüntülerimizle birlikte yani hikayeyi de anlatarak evet. Neydi, neden bunu tartışıyoruz ve niye böyle bir cevap hakkı doğuyor onu hazırlayıp yapalım önümüzdeki hafta. Şimdi bu Gülay'la ilgili üzerine Gülay'la ilgili pozitif bir tweet geldi. Gülay tarzı olan bir kız aslında elenmek istemiyor. Zor durumda dışlandığını hissettiği için gitmek istedi. Kesinlikle gitmemeli favorim demiş bir arkadaş. Dikkat çekmek için yaptı. Üstüne bir de taç alırsan bomba olur falan diyor. Oldu canım. Dikkat çekmek için yaptı dikkat bence. Yeterince söyledik çekti. Zaten. Sonra da geri nasıl gitmek istemiyorum falan. Baktı burada gerçekten hem jüri çok üzüldü. Öykü Hanım sarıldı. Öykü Hanım bu arada çok kıskandım. Bize de program. Evet ya. Ben de aynı. Biz hiç sarılmadık Öykü Hanım'la değil mi? Şimdi gidip sarılıyoruz. Hemen kalktım. Biz hemen ama ardından Tuğçe ağlayarak kaçtı. İçin yakalayamıyorduk. Evet. Yanımda ağlasa sarılacağız mı? Ama isteydim. Ama gerçekten Nurella bir abla şefkatiyle nasıl sarılıyor? Çünkü nasıl? Çok duygusal. Ama ve Gülay'a bu noktada çok kızıyorum. Nurella'yı sonsuz sevgi kaynağı. Yani o gerçekten o Gülay'ın samimiyetini belki bilemeyiz ama Nurella böyle bir abla şefkatiyle pamuk şekeri gibi sardı. Ne jüri ne kadar tatlı, ne kadar sıcak davranıyorlar, ne kadar şey. Sana davranmadılar mı? Ya bana da davrandılar. Yani çok seviyorum hepsini ayrı ayrı ama gidecek misin? Bak ağlıyorsun diye bana kızdıklarını biliyorum. Niye ağlıyorsun? Daha böyle evet ben bir kıskandım galiba. Kıskandım. İtiraf ederim kıskandım. Ben de. Kıskandım. Gideceğim dediklerine sarılmasınlar. Şey yap, dokunmayın. Aydınlanma yaşıyor şu anda Tuğçe. Ağla. Ağla Tuğçe. Peçete sponsorluğunda. Hemen değiştiriyoruz. Gülay bir anda nasıl hemen inşallah tacı ben alırım moduna girdi. Neden öyle tabii oldu Ayşenur? Çünkü yaptığım şey çok işe yaradı. Tırstı şu an bir herkes benimle ilgileniyor. İlgi benim üstümde. Tamam tacı da alayım. Kimse bana dokunmasın diyor. Yani amacına yüzünden ulaştı. Yüzünden mutluluk akıyor zaten. Tabii tabii. Evet. Kesinlikle bıyık altından ben gidiyor. Ben normalde böyle giyiniyordum dikkat zaten. Dikkat çekmeyi başardı falan yani. Demeye başladı. Ha, bir de şey yapmaya başladı. Bir de sorunları sadece burayla alakalı değil ki nasıl düzeltebilirsin? Evinde de problemin vardı. Ne oldu? Zor şartlarda yaşıyor. Komşumu gördü. Bir anda aydınlandı. Koskoca Ayşegül'ün bütün dünyayla problemi var ama hallediyor. Tövbeler tövbe. Bir de çok özenmiyorum havalarına girdi. Dolabımdakileri giyiyorum. Artık takılmadığım zaman iyi giyiniyorum. Aslında benim tarzım vardı ama falan. Hadi inşallah. Peki konuklarımıza bir söz verelim. Buyurun. Ben aslında orada Gülay'ın rol yaptığını düşünmüyorum. Ha. Çünkü hani benim annem çok duygusal bir kadın. Hani o bile orada ağladı. Samimiyetsiz olduğunu düşünmüyorum. Hani bir de burada işte Gülay yani ağladığı zaman diğerlerinin alkışlaması benim gerçekten hani üzdü. Çünkü ne olursa olsun siz ben hani sizi de izlediğim zaman siz birbirinize destek verdiniz. Bu bence hoş bir şey değil. Çünkü ne olursa olsun o bir insandı ve ağlıyordu. Ben orada Nur Hanım'ın öyle yapması çok hoşuma gitti ve abla hani bana sorarsanız bu şekilde algılanması bence kötü. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Dedi ki işte Nazlı Marat bence rol yapıyor, oynuyor. Ama bence onun kadar burada oynayan kimse yok. Çünkü şöyle bir şey de var. Burada kimsenin amacı artık işte stilimi göstereyim. İşte ben bu yarışmacının birinci olayım amacı yok. Hı-hı. Ve hani Nazlı çok güzel bir şey söylemiş Nur Hanım. Sen buraya geldin, kendini gösterdin. Bir albüm yapacaksın ve patlayacaksın dedi. Kesinlikle bunu yaptığını düşünüyorum. Orada ne olursa olsun Gülay ağladığı zaman destek verilmesinin taraftarıydım. Gülay'ın ağlaması mesele değil. Her şey yolunda tıkırında giderken ve stili de iyi giderken
durduk yere ben gideceğim demesi. Ben stilin iyi ben dayanamıyorum, şöyle yapamıyorum, böyle yapamıyorum. Neden buna ihtiyaç duydu? Biz bunu merak ediyoruz, bunu sorguluyoruz. Durduk yere neden böyle ve şey yaptı? Ve olaylara neden sonradan şey dahil oldu? Mesela Gülay çok sessizdi ama sonradan aralara girmeye ve konuşmaya başladı. Biraz bunu da göz önünde bulundurursanız. Ayşegül, bak bir şey söyleyeceğim. Sabrı taşmış olabilir. Evet, hani öyle bir şey ki buraya kadar gelip buraya kadar geldiğinde artık taşar derken... Yeter ama kimse Gülay'a dokunmuyordu ki orada yani. Ama hayır yani ben şöyle bir şey de düşünüyorum. O bir dolu şeydir. Bir hani sinir havası, buradaki ortam çok gergin. Zaten hani kimsenin bence bir şeyi hatırlatalım pardon. Yani. Bir şey hatırlatalım. Oradaki birikim var. Birikim o birikim var. Neydi? Tabii birikim. Gülay'ın Zeynep'le barışmasından ötürü gerek jüri gerekse Nihal de dahil olmak üzere sen bu kadar yeminler ettiğin bir konu üzerine nasıl hemen dönüp barışabilirsin? Ben zaten Gülay sorgulandı Gülay'ın, uzunca bir süre. Evet, Zeynep'le olan muhabbetine başlayarak hani o haftalarda kendini daha çok göstermeye çalıştığını gördüm ve daha sonra da işte Zeynep'le barıştı. Mesela biz o gün gittiğimizde bile eşyalarımızı aldık, çıkıyorduk. Gülşah'ı sıkıştırıp ben kiminle barışırım, kimseyle barışmam, kimseye karışamaz dedi. Anladınız mı? Ayşe, hani bunlar ekran önünde bence oynayıp ama orada da hani yani rolümü yaptım havasında geliyor bana birazcık. Ayşe'ye bir soru sormak istiyorum. Şimdi Zeynep'le Gülay'ın barışması ile alakalı olarak sen Zeynep'e çok sempati duymuyorsun zannedersem. Yok ben hani sempati duymuyorum demeyin. Sadece bazı konularda haksız Ayşe oluyorum. Ayşe, bekle sorum şöyle. Acaba Zeynep'le barışmasından dolayı mı sende de birazcık Gülay negatiflik aldı? Ya tek başına barışmadı ki, ikisi barıştı, küstü. Hayır, kişi ben burada, şey Zeynep'i de konuşuyordu. Yani barışmasaydı Gülay'ı daha mı çok sahiplenecektin? Yok hayır, sahiplenmeyecektim çünkü zaten bir dedikodu çıkartıyordu kendi aralarında. Hani ben olaylara dahil olmak istediğini gördüm. İlk haftalarda Gülay bu kadar sessizken sonradan kendi adını geçirmeye çalıştı olaylarda. Sonra da böyle bir şey yaptı. Belki Zeynep'le bunu planlayıp da yapmış olabilir. Bir haftada kimse kimseyle barışmaz yani. Biz böyle kan döktük de barıştık. Ağlaya ağlaya barıştık. Ama bak yani. Hiçbir şekilde Ayşe Nur. Evet. Var mı Gülay'la ilgili bir yorumun? Yani ben Ayşegül'ün Zeynep'le arasında kişisel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Nereden Gülay, olacak canım ben tanımam. Hani Gülay'la barıştı diye o Gülay'a tepkili olduğunu da düşünmüyorum. Ama genelde öyle bir duruş olabilir. Hani birilerinin birileriyle barışması. Yok, Ayşegül'ün onu yapacağını düşünmüyorum. Bir insan bir insanın elektriği tutmuyorsa tutmaz. Yo, bana yani. Neyi ters geliyor biliyor musunuz? Şimdi Zeynep konusunu şey yapalım. Benim şu an ne bir favorim ne de şey bir yarışmacım olabilir. Şu anda. Ama şöyle bir şey var. Ben sadece bu podyumda olsaydım bana şu haksız gelirdi. O sponsor benim arkadaşım. Oldu canım. Nihal ne güzel söyledi. İstanbul senin arkadaşın yani. Ama bunu sen de yapıyordun. Aa, ben hiç öyle bir şey yapmadım. Benim sponsorumdan sponsorluk istemişsin. Hayır, o konu onlar değil. O diyor ki benim sponsorum yok diyor. Benim sponsorum yok demedim hiçbir zaman burada. Onu Aymin'e söyledi galiba. Nereye gitsek? Evet, Aymin'e biz Zeynep'le çalışıyoruz zaten. Aymin'in naif bir şekilde o kırılganlığını i̇şte belli etti. İşte diyor ki ama diyor X abla da sen ondan geliyorsun. A canım o benim arkadaşım diyor. İşte o ama benim ablam sonuçta sponsordan giyiniyorsun yani. Ben tek bir marka yaşıyorum. Deniz arkadaşı yani işte. Nereye gitsek Nihal'e orada dedim sürekli yani. Biz de gittiğimizde, onlar da gittiğinde sürekli şey oluyor. İşte biz Zeynep'le çalışıyoruz. Biz Zeynep'le çalışıyoruz. Zeynep de bunu arkada söyledi. Ben diyorum Zeynep'in bu programa neden çıktığını çok merak ediyorum. Peki burada bu soruyla bırakalım. Kısa bir ara verelim, ardından buradayız.